ve kolesterol düşürücü. Antep fıstığı yağı kolesterolü ve trigliseriti düşürür. Kandaki kolesterolün yükselmeye başlaması veya yüksek değerlere ulaşması, kişinin herhangi bir rahatsızlık hissetmesine neden olmaz, ancak kolesterolün uzun zaman yüksek değerlerde kalması, çoğu kez geri dönüşü olmayan değişik kalp damar rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, zaman zaman kan tahlili yaptırarak kolesterol seviyesinin belirlenmesi büyük fayda sağlar. Çünkü erken teşhis edilen kolesterol, ileride yakalanma riski altında olduğunuz birçok hastalığın tedbirini almanızı sağlayacaktır. Burada önerim, meyvelerin kralı olarak da adlandırılan Antep fıstığının kullanılmasıdır. Antep fıstığı, protein, karbonhidrat, potasyum, demir, B1, B6, A ve E vitaminleri değerleri bakımından zengindir. Kandaki toplam kolesterol ve LDL, kolesterol seviyelerini düşürücü etkisinden dolayı kardiyovasküler riski azalttığı bilinir. Ayrıca Antep fıstığı, trombosit düşüklüğüne karşı ve kan şekeri dengeleyici olarak kullanılabilir. Yağ asitleri bakımından zengin olan Antep fıstığı yağının yukarıda bahsettiğim birçok rahatsızlık için kullanılabileceğini özellikle belirtmek isterim. Burada dikkat edilecek husus, Antep fıstığı yağının soğuk sıkım yöntemi ile üretilmiş olmasıdır. Günde iki defa aç karnına birer tatlı kaşığı Antep fıstığı yağının doğrudan ağız yoluyla alınmasını öneriyorum. Yağsız yeşil mercimek çorbası kürü mercimek hem tansiyon dengeleyici hem de kolesterol düşürücüdür. Tansiyon dengeleyici özelliği içerdiği eskulin ve çoline maddelerinden kaynaklanmaktadır. Eskulin, tansiyon yükseltici etki, hypertensive, gösterirken koline de tansiyon düşürücü etki, hypotensive, gösterir. Sonuç olarak, birbirlerine tamamen zıt özellik taşıyan bu iki etkin maddenin aynı anda bulunması, mercimeğe tansiyon dengeleyici özellik kazandırmaktadır. Bu özellikler ağırlıklı olarak yeşil mercimekte vardır. Mercimek aynı zamanda mükemmel bir protein deposudur. Etin yerini en iyi dolduran bakliyatlardan biridir. Yağsız yeşil mercimek çorbası kürü, en az enginar kadar kolesterolü düşürücü özelliğe sahiptir. Haftada 2-3 defa tüketeceğiniz yağsız mercimek çorbası, bir taraftan kolesterolünüzü kontrol altına almanıza, diğer taraftan da tansiyonunuzun dengelenmesine yardımcı olacaktır. Burada tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Mercimek kürü ne tansiyon problemini ne de kolesterol sorununu tedavi eden bir ilaç gibi düşünülmemelidir. Kolesterol veya tansiyon şikayetleriniz varsa mutlaka bir hekime gidilmelidir. Beslenmeye bağlı olarak kolesterol yüksekliği varsa, bu takdirde haftada birkaç defa tüketeceğiniz yağsız yeşil mercimek, kolesterolünüzü kontrol altına almanıza önemli katkıda bulunabilecektir. Eğer genetik olarak hiperkolesterol söz konusuysa, bu takdirde bu kürün faydasının olmayacağının bilinmesi gerekir. Genetik olarak kolesterol yüksekliği, hiperkolesterol durumunda, hekim kontrolünde ve yine hekimin önereceği ilaçlar söz konusu olacaktır. Yeri gelmişken belirtmekte fayda gördüğüm bir nokta da şudur. Kandaki kolesterolün yükselmeye başlaması veya yüksek değerlere ulaşması, kişinin herhangi bir rahatsızlık hissetmesine neden olmaz. Ancak, kolesterolün uzun zaman yüksek değerlerde kalması, çoğu kez geri dönüşü olmayan değişik kalp damar rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, zaman zaman kan tahlili yaptırarak kolesterol seviyesinin belirlenmesinde çok büyük faydalar vardır. Çünkü erken teşhis edilen kolesterol yüksekliği, ileride yakalanma riski altında olduğunuz birçok hastalığın tedbirini aldırmış olacaktır. Kolesterol yüksekliğinin zaman içerisinde sebep olacağı hastalıklar genelde geri dönüşü olmayan kalıcı rahatsızlıklardır. Unutmayınız ki, kalıcı rahatsızlıklar yaşam kalitenizi düşürür. Dikkat! Yüksek kolesterol şikayeti olanlar. Değerli okuyucu, yüksek kolesterol şikayeti olan hastalar hekimlerinin önerileri doğrultusunda kolesterolü baskılayıcı, örneğin statin grubu, ilaç kullanmak zorundadırlar. Katıldığım bir akşam yemeğinde kolesterol düşürücü ilaç kullandığını söyleyen bir tanıdığım, o akşam dikkat etmesi gereken bazı yemekleri ve tatlıları hiç çekinmeden tüketmişti. Yemek sonrası kendisine, akşamki ziyafette ölçüye dikkat etmediğini söylediğimde, bana aynen şu cevabı verdi. "Sayın hocam, nasıl olsa ilaç kullanıyorum, pek fazla dikkat etmeme gerek yok."
Kendisine bunun çok yanlış olduğunu anlattım. Çünkü kolesterol düşürücü ilaçlar, öğünlerde tükettiğimiz besinlerin içerdiği kolesterolü etkilemez. Kolesterol düşürücü ilaçlar, karaciğerin kendi ürettiği kolesterolü baskılar, yani karaciğerin daha az kolesterol üretmesini sağlar. Ancak besinler üzerinden aldığımız kolesterol üzerinde herhangi bir düşürücü özelliğe sahip değildir. Bu nedenle kolesterol oranı yüksek olan besinlere ve şeker oranı yüksek olan tatlılara karşı mutlaka ölçülü olunması gerekir.